İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 4. toplantı yılı Aralık ayı toplantılarının 15 Aralık 2022 Perşembe günü ait 4. bileşimini açıyorum. Siyasi partilerimizin saygıdeğer grup başkan vekilleri, değerli grup yönetimleri, çok değerli belediye başkanlarımız, çok değerli meclis üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen İstanbul hemşehrilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Aralık ayı bu son toplantımızın, meclis toplantımızın İstanbul halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malum bildiğiniz üzere bugün 2022 yılının son meclis toplantısını hep beraber icra edeceğiz. 2023 yılı geliyor tabii. 2023 yılında değerli arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını hep beraber kutlayacağız. Bu noktada 2023 yılının başta İstanbul'umuza olmak üzere ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini ben tüm kalbimle temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün toplantımız çok uzun sürmeyecek. Raporlarımız var. Sadece gruplar adına eğer talep olursa grup başkan vekillerimize söz vereceğim. Onun dışında imar raporlarımız var. Onlarla ilgili istişare yapılacak. Bir oylama yapacağım. Öne çekme talebi geldi gruplardan. Onu değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, dün Yargı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile alakalı almış olduğu bir karar var. Tabi bu yargı kararı, yargı kararları tartışılabilir, yargı kararları eleştirilebilir. Zaten bu yüzden de hukuk devletinde istinaf mahkemeleri, Yargıtay adında biliyorsunuz hukuk organları var. Bu noktada devam eden bu yargı sürecinde bizler meclis üyeleri olarak, İstanbul halkını temsil eden meclis üyeleri olarak bu süreci suhuletle, soğukkanlıkla izlemeliyiz hep beraber. Şunu herkes bilmeli ki bu ülkede halkın iradesi üzerine hiçbir güç yoktur değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bahsettiğim gibi birazdan raporlara geçeceğiz. Talep eden grup başkan vekillerinden konuşma olursa onlara söz vereceğim. Şimdi geçen toplantıya ait tutanak özetlerini okutuyorum. Buyurun. 14 Aralık 2022 tarihli toplantıya ait tutanak özeti. Saat 14.20'de meclis başkanı yerini aldı. Yoklama yapıldı. Çoğunluk bulunduğundan birleşim açıldı. Toplam 256 meclis üyesinin toplantıda bulundukları anlaşıldı. Gündeme geçildi. 17'den 51'e kadar olan komisyon raporları görüşmeye açıldı. Raporlar ayrı ayrı görüşülerek kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14'te toplanılmak üzere 14 Aralık 2022 Çarşamba gününe ait 3. birleşimi saat 14.30'da sona erdi. Zeynel Abidin Okul, Meclis 1. Başkan Vekili. Evet, okunan tutanak özetlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, yurt dışı bilgilendirmelerini okutuyorum. Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından sayın meclis üyeleri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarihli 2005-62 sayılı genelgesi gereği 2022 Kasım ayında yapılan yurt dışı seyahat listesi bilgilerinize sunulmaktadır. 15.12.2022 Zeynel Abidin Okul, Meclis 1. Başkan Vekili. Evet, şimdi atama bilgilerini okutuyorum. Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından sayın meclis üyeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye'mize görev yapan müdür ve üstü ünvanlı kadrolara yeni atanan personel bilgilerinize sunulmaktadır. 15.12.2022. Müdür ve üstü kadrolara yeni atananlar: Fahri Murat Tuncay, Dış İlişkiler Şube Müdürü; Neval Gündoğan, Anadolu Yakası Muhtarlıklar Şube Müdürü; Zeynel Abidin Okul, Meclis 1. Başkan Vekili. Evet.
Sayın üyeler, gündeme geçmeden önce komisyonlara havale edilen ve süresi içerisinde rapora bağlanamayan dosyaların teklifler bölümünün birinci maddesi olarak gündeme alınması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar, şimdi gündeme geçiyorum. Var mı? Talep var mı? Tamam, buyurun. Gündeme geçmeden önce İyi Parti Grup Başkan Vekilinden bir söz talebi var. Buyurun İbrahim Bey. Sayın Başkan, çok değerli meclis üyeleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli İstanbullular, 2022 yılının bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son meclisini yapıyoruz. Bugün meclise alınacak olan kararların İstanbul'umuza hayırlar ve iyilikler getirmesini temenni ederim. Ve bu vesileyle 2023 yılını da İnşallah insanlık için, ülkemiz için hayırlara ve iyiliklere vesile olmasını dileyerek sözlerime başlamak isterim. Biliyorsunuz uzun süredir devam eden Sayın İmamoğlu'nun kamuoyunda ahmak davası diye adlandırılan davası dün karara bağlandı. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası karar ortaya çıktı. Şimdi bu kararın iyi veya kötüsü eleştirilebilir, tartışılabilir. Bu konulara çok fazla girmeyeceğim. Tabii bu karar hak, hukuk, adaletin çiğnenmesi, demokrasinin hançerlemesi olarak biz nitelendiriyoruz. Bu sürece gelene kadar partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aslında bu hukuk sistemi de bizleri çok fazla şaşırtmıyor. Adalet terazisinin iyice şaştığını görüyoruz. Adalet yerine adaveti seçenler bu kararla hukuku da, demokrasiyi de bir kez daha ayaklar altına almayı başardılar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok bilinen meşhur bir sözü vardır. Der ki, aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür. Maalesef ki Türk siyasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen bu karar sonrası Sayın İmamoğlu Twitter hesabından bir çağrı yaptı ve saat 16 itibariyle demokrasiye, hak ve hukuka, adalete sahip çıkmak adına, bu kararı protesto etmek adına vatandaşları Saraçhane'ye davet etti. Millet iradesi Saraçhane'de tecelli etsin diye düşündü. Tabii ben mahkeme salonundaydım değerli arkadaşlar, Sayın Başkan. Mahkemede ara verilince biz tabii gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Ondan sonra burada bir karar verileceğini ve ceza verileceğini tahmin ediyorduk. Ve Sayın Genel Başkanımız Ankara'dan Sayın İmamoğlu'nun tweetine cevaben yoldayız ve Saraçhane'ye geliyoruz diye bir tweet attı. Ve Sayın Genel Başkanımız akşam 18 itibariyle Saraçhane'ye geldi ve burada halka hitap etti. Öncelikle Sayın Genel Başkanımızı, Sayın Başkanımızı yalnız bırakmadığı için bizler de İyi Partili, İyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri olarak kendilerine minnet duyduğumuzu buradan ifade etmek isteriz. Bu dava artık İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin onur davası haline gelmişti. Bu mücadele artık Türkiye'nin demokrasi ve hukuk mücadelesi haline geldi. 2019'da olduğu gibi Millet İttifakı yeni bir zafer destanını Saraçhane'den yazacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli iradeye zerre kadar saygı duymayanlara Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü de hatırlatmak isterim. Der ki Büyük Önder, milli irade öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.
16 milyon İstanbullunun iradesini yok saymaya kalkanlar bilsin ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul halkının iradesidir. Ve halk her zaman iradesini yok sayanı da yok sayar. Bugün de millet iradesine liderleriyle sahip çıkacak. Altılı Masa'nın genel başkanları bugün saat 16 itibariyle demokrasiye, milli iradeye, adalete sahip çıkmak için Saraçhane'de olacak. Demokrasiye, adalete sahip çıkan herkesi bu birlik ve beraberlik dayanışmasına buradan ben de bir kez daha davet ediyorum. Bu vesileyle bizler hak yemeyen, hakkını yedirmeyen demokrasi ve İstanbul aşığı Sayın İmamoğlu'nun sonuna kadar yanındayız. Mücadelemiz bu ülkeye hak, hukuk ve adalet gelene dek devam edecek. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanımın sıkça söylediği sözü tekrar ederek sözlerimi sonlandırmak isterim. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Evet, buyurun Doğan Bey. Geliyor mu ses? Evet, Sayın Başkan, saygıdeğer çalışma arkadaşlarım. Dün başkanımızın yargılandığı davanın sonucunu hepiniz biliyorsunuz. Ben de duruşma salonundaydım. Gerek duruşmanın akışı, gerek oradaki konuşmalar, gerekse hükmün açıklanması sırasında davaya tanıklık ettim. Bu konuda uzun bir değerlendirme yapmayı şu anda düşünmüyorum. Ama çok kısa bir başlık olarak bu kararı hukuki değil, siyasi bir karar olarak görüyorum. Bu siyasi olarak görmenin detaylarını uzun zaman konuşacağız. Başka mecralarda, gerekirse burada sık sık değerlendireceğiz. Bugün dışarıda altılı masa dediğimiz altı partinin oluşturduğu işbirliğinin mensup parti genel başkanlarının katıldığı bir destek toplantısı yapılacak. On binlerce vatandaşımız orada yer alacaklar. Sayın Genel Başkanlar kararın siyasi içeriği konusunda partilerinin ve kendilerinin görüşlerini paylaşacaklar. Dolayısıyla çok yakınımızda böyle değerlendirmelerin yapılacağı bir ortamda ben şimdi başka bir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum. Biz tabii asıl olarak şunu ifade etmek isterim. Sayın Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, hepimiz görevimizin başındayız. Bu karar bizi ne moral olarak ne güç olarak herhangi bir şekilde etkilemez. Yolumuza devam ediyoruz. Sabah Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı'nın Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma törenindeydi. Bunlar açılışlar ve temel atmalar bundan sonra da devam edecek. Cümlelerimi gençlik kollarımızın yaydığı çok güzel bir sözle bitirmek istiyorum. Yanındayız İmamoğlu. Evet arkadaşlar. Evet. Buyurun Volkan Bey. Evet buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, aziz İstanbul hemşerilerim. Öncelikle 2022 yılının son toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ben 2023 yılının her birimize, milletimize, tüm insanlığa sağlık, sıhhat, afiyet, barış ve huzur getirmesi temennilerimi iletmek istiyorum.
Benden önce İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri söz aldılar. Malum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yerel mahkeme tarafından almış olduğu bir hapis cezası ile ilgili konuşmalar yaptılar. Ben de ilkeler üzerinden çok mahkemenin detayına girmeden birkaç tespit ve değerlendirme yapmayı uygun görüyorum. Öncelikle mahkemelerimizin, hakimlerimizin vermiş olduğu kararları bu kararların muhataplarının bir siyasi kimlik sahibi olmasından dolayı bu karar adli karar değil, siyasi bir karar olarak nitelendirilmesi ve bunun üzerinden gereksiz tartışmalar yapılmasını son derece sakıncalı ve zararlı gördüğümü ifade etmek istiyorum. Ve bu tartışmaların adalete, hukuka ve toplumsal yaşama ve siyasete son derece onarılması güç zararlar vereceğinin de altını çizmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Buyurun devam edin Sayın Hacı. Sayın Başkanım, ama ben bir konuşma yaparken evet, evet, insicamının bozulmaması için arkadaşlarımızın hiçbir hakaret, hiçbir suçlama içermeyen konuşmamı sabırla dinlemelerini onlara öğütlemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın diğer hatiplere kimsenin müdahalesi olmadı. Çok rica ediyorum. Sayın Başkanı lütfen dinleyelim. Lütfen. Lütfen. Sayın Başkanım, bakın meclisi gelmeyelim. Ben dahi gelmeyelim. Hiçbir şey söylemedim. Sayın Başkan daha. Lütfen kürsüye konuşun. Muhatap olmayalım. Karşılıklı rica ediyorum. Buyurun. Şimdi yaşanan süreci gözlerimizin önünden bir film şeridi gibi geçirirsek bu kararın adli bir karar mı? Hukuki bir karar mı? Yoksa siyasi bir karar mı olduğunu hem biz çözümleyebiliriz, hem algılayabiliriz, hem de İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız bunun kararını vereceklerdir. Mahkemeler de yasal süreç devam ederken bunun kararını en nihayetine vereceklerdir. Şimdi lütfen müdahale etmeyin. Rica ediyorum. Lütfen. Ya anlaşılır gibi değil. Buyurun Sayın Başkan ya. Devam edin. Şimdi lütfen. Öncelikle ben bir siyasetçi olarak siyasetçilerin hukuki kararlarla, cezalarla siyaset dışına itilmelerini, hukuksuzca itilmelerinin karşısında en az sizin kadar mücadele edebilecek bir siyasetçiyim. Buna da inanan bir siyasetçiyim. Şimdi tarihin derinliklerine gidersek yıllarca 4 yılın 5 yılın üzerinde cezaevi yatmış kurucu bir genel başkanın başbuğumuz Alparslan Türkeş'in mirasını bugün taşıyan bir siyasi organizasyonun Milliyetçi Hareket Partisi'nin de belediye başkanıyım. Üyesi olmaktan da şeref duyuyorum. Bakın 5 yılın üzerinde hapis yatmış. 12 Eylül mahkemelerinde tek hapis yatan siyasi lider, genel başkan Başbuğ Alparslan Türkeş. Diğerleri de. Bundan sonra da siyasi tarihimizin çeşitli dönemlerinde siyasi yasaklı yapılmış liderlerimiz var, siyasi şahsiyetlerimiz var. Ama bu süreci bir gözden geçirelim. Bir kısaca tartışmalara mal vermeden ifade etmek istiyorum. Ve Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu davanın siyasi bir dava olması için siyasiler tarafından açılmış olması gereken, şikayeti tarafından açılması gereken bir davadır. Oysa ki bu dava YSK üyelerinin suç duyurusunda bulunmaları, dava açılmasını talep etmelerinden sonra açılmış bir davadır. Arkadaşlar sabırla dinlerseniz ya. Bakın. Şimdi evet. Hayır, YSK üyeleri niye dava açılmasını istemişler? Ya geç onları,
kararlarında yanlı hareket ettikleri iddia edildiği, iltimas geçtikleri, yanlı davrandıkları, siyasi karar aldıkları ve kendilerine bir hakaretin yapıldığını iddia ederek bir dava açılması için suç duyurusunda bulunmuşlar. Söz konusu eylemin işlenip işlenmediği de mahkeme görülürken detaylı bir şekilde herhalde araştırılmıştır. Savcının talebi üzerine açılmak istenen davanın kabulü neye göre olur arkadaşlar? TCK'nın yargılanma usullerine göre olur. Burada aranan ön şart nedir? Sunulan belgeler, bilgiler, bu belgelerle işlenmiş suçun varlığı sübut bulmuş mudur? Peki. Arkadaşlar, bir saniye. Neden müdahale ediliyor? Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan bir yorum yapıyor. Yani buna izin vermeyecek misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Lütfen. Tamam, ben konuşuyorum size. Doğan Bey. Volkan Bey, sizden ricam da toparlayalım lütfen. Ya içeride bir şey konuşuyoruz. Toparlayalım. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar. Yalnız Hatip'e de müdahale edilmesin. Hatip'e müdahale edilmesin, rica ediyorum. Sayın Başkanım, ben konuşmanın hiçbir sözünde, hiçbir harfinde ne kimseyi itham ettim, ne kimseyi suçladım, ne kimseyi yargıladım. Ama bu tahammülsüzlük niye onu anlayamıyorum. Ama siz bakın, siz Volkan bir partinin, Başkan, lütfen, bir dakika Sayın Başkanım, lütfen Sayın Başkanım. İkili konuşmaya girmeyelim, rica ediyorum. Bir partinin, grup başkan vekilinin konuşmasını dahi tahammülsüzlük ederek, böyle bölerek, ya, laf atarak. Evet, ya, toparlayalım, buyurun. Evet, Volkan Bey, buyurun. Nasıl yapalım Sayın Başkanım? Buyurun, devam edin. Konuşmayalım lütfen. Mı? Fikirlerimizi söylemeyelim. Bakın, tekrar söylüyorum. Ben mahkeme yerine kendimi koyarak hiç kimseyi yargılamıyorum. Hiç kimse suçludur demiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, yargıçlar bir davayı görürken bu davadaki suçlanan kişinin siyasi kimliğine, kartvizitine bakmak durumunda değiller. İşlenmiş bir suç varsa bunun ceza vermeyi tercih etmiş olsalar da adaletin yönünde karar vermek durumdalar. Peki şimdi buradan yola çıkarak Sayın İmamoğlu'nun yargılanması sonrasında mahkemece verilen cezanın düzenlendiği TCK maddesi siyasi olarak 6 ay önce mi değiştirildi? Bu madde yıllardır bu TCK'da var. Bu siyasi bir karar alarak sonradan düzenlenen bir madde de değil arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, hal böyleyken dün olduğu gibi bugün de verilen ya da alınan kararların özünden uzaklaşarak yapılan açıklamalar, değerlendirmeler hiçbir kimseye faydası olmayacağı gibi toplumsal gerginliği, çatışmayı, bugün de salondaki olan tahammülsüzlüğü arttırmaya hizmet edeceği kesindir. Bir konunun daha altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bir konuda milli irade konusu. Milli irade nedir, ne değildir? Şimdi ben Silivri Belediye Başkanı olarak seçilmiş olabilirim. Silivri'deki halkın iradesini temsil ediyor olabilirim. Ama benim milli iradeyi, Silivri halkının iradesini, Sayın İmamoğlu'nun İstanbul halkının iradesini temsil ediyor olması ona sorumluluk yükler. Ona sorumsuzluk yüklemez, ona sorumsuzluk yapmayı emretmez. Bilakis sorumlu davranmayı ve kanunlara uymayı ve kanunlar karşısında sorumlu olduğunu yükler. Onun için biz milli iradeyi temsil ediyoruz. İstanbullunun iradesini temsil ediyoruz diye bunu bu şekilde söyleyerek her türlü şeyi yapıp her türlü şeyi söyleyemeyiz arkadaşlar. Son olarak bir şey daha ifade etmek istiyorum. Gösteriler, nümayişler,
Protestolar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bakın bugün, dün Yüce Meclis'in çatısı altında bir saat çalışma fırsatı bulduk. Bugün yine bir saat çalışacağız. Oysa ki bugün kamu hizmet binası olan Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis binamızın önünde dün olduğu gibi bir nümayiş daha yapılacak, bir gösteri daha yapılacak. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bakın Yenikapı Meydanı, Maltepe Meydanı, miting yapılabilecek birçok alanımız varken bu nümayişlerin kamu hizmet binasının önünde yapılmasının sakıncalı olduğunu, doğru olmadığını, değerli arkadaşlar, İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi de zora soktuğunu, ya dara soktuğunu, arkadaşlar, trafiği kilitlediğini ifade etmek istiyorum. Tamam. Ben bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vallahi pes ya. Evet, peki. Lütfen. Yeterli değerli arkadaşlar. Kapatıyorum. Hem protesto edenlere hem alkışlayanlara teşekkür ediyorum. Lütfen. Değerli evet. Arkadaşlar. Grup başkan vekilleri dışında bugün Sayın Başkanım, prensip olarak kimseye söz vermeyeceğim. Birbirimize tahammül etmeliyiz değerli arkadaşlar. Yapmayın. Bakın. Lütfen. Birbirimize tahammül edeceğiz. Sayın Başkanım. Bu noktada bütün meclis üyelerinden İstirham ediyorum. Lütfen son sözünüzü alalım Sayın Başkan. Sayın Başkanım, lütfen. Kıymetli İstanbul hemşehrilerim, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Son olarak ben bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Peki. Evet, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Tevfik Göksu'ya söz veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, aziz İstanbullular. Bugün 2022 yılının son meclis toplantısını yapıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi bundan sonra da İstanbul üzerine hayırlı karar almaya devam edeceğiz. 2023'ün hepimize hayırlar getirilmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum ve herkese sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tabii gündemimizden farklı bir gündemi konuşuyoruz ve aziz İstanbulluların bu hissiyatına tercüman olmak ve dün 17.30 itibariyle yaşamış olduğumuz gündemle ilgili kanaatimi ve AK Parti'mizin kanaatini ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer İstanbullular, aziz İstanbullular, bilindiği üzere Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylediği bir ifadeden dolayı başlayan hukuki süreçte İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar, nihai bir karar değildir. Henüz herhangi bir hukuki ve idari sonuç üretmemiştir. Yargı süreci devam etmektedir. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Henüz herhangi bir hukuki ve idari sonuç üretmemiştir. Yargı süreci devam etmektedir. Nihai karar istinaf ve Yargıtay sürecinden sonra ortaya çıkacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili an itibariyle kesinleşmiş bir mahkumiyet ve siyasi yasak kararı söz konusu değildir. Dolayısıyla ilk derece mahkemesinin verdiği kararın hukuki, idari ve siyasi sonuçlarını değerlendirmek için yargı sürecinin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Durum böyleyken, bu durum herkes tarafından bilinirken,
kendi iç siyasi rekabetinizi ve çekişmenizi Saraçhane meydanına taşıyarak bundan siyasi sonuç üretme çabanızı ibretle izledik. Ben bugün bu konuşmaya başlarken şu cümleyle başlamak istiyordum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili birinci derece mahkemesinin verdiği karardan dolayı üzüntülerimi ifade ederek ve geçmiş olsun dileklerimi ifade ederek başlamak istiyordum. Ancak otobüsün üstündeki sevinç çığlıklarını, kutlama anlarını görünce kelimenin yetersiz kaldığını düşündüm. Buradan aziz milletimizin huzurunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden aziz milletimize bir kez daha seslenerek ifade ediyorum ki AK Parti hiçbir zaman siyaset dışı alanlardan güç devşirme peşinde olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Yine aziz milletimiz şahittir ki AK Parti'nin siyaset anlayışında siyasi rakipleriyle sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntem yoktur. Bugüne kadar AK Parti siyasi rakipleriyle sandıkta ve milletin iradesine giderek mücadele etmeyi tercih etmiştir. Siyaseti siyasetin dışında hangi alandan müdahale söz konusuysa bütün siyasi mücadele boyunca bu alanlarla mücadele ederek, bu alanları bertaraf ederek, bu alanları yenerek gelmiştir. Ve aziz milletimize bir kez daha ifade etmek istiyorum ki AK Parti bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil, sandık sonuç tutanaklarıyla gelmiştir. Ve hiçbir zaman için siyasetin alanına müdahale etmek isteyen siyaset dışı alanlara asla geçit vermemiş, asla onların vesayetini tanımamış, bugüne kadar tanımadığı gibi bundan sonra da siyaset dışı hiçbir vesayet alanının vesayetini tanımayacaktır. Teyiden söylemeliyim ki AK Parti bu sürecin tarafı değildir. AK Parti hiçbir zaman siyaset dışı alanlardan güç devşirme peşinde olmadığı gibi sadece ve sadece gücünü milletin iradesinden, milletin umudundan ve milletin sözünden almaktadır. Bu güç sahne arkasındaki masalardan ve pazarlıklardan değil, milletimizin büyük teveccüh ve desteğinden gelmektedir. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki AK Parti olarak siyasi yasaklardan, siyasi vesayetlerden çok çekmiş bir siyasi hareket olarak siyasete yapılacak hiçbir vesayeti, siyasete yapılacak dışarıdan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Her zaman milletin iradesine, her zaman sandığa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Evet, değerli arkadaşlar. Doğan Bey, çok kısa tutalım yalnız, cevap hakkı da olmasın. Şimdi arkadaşlar, yargılanan ve ceza alan kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Burası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nasıl belediye başkanı seçildiği, sadece bu mecliste olanlar değil, bütün 84 milyonun
insanımızın bildiği bir süreçtir. Sandık kurul başkanlarına yasa dışı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla davalar açıldı. Davalar açıldı. Bir tane beraat, bir tane ceza çıkmadı. Bunun taraflarını biliyoruz. Burada seçim gecesi teşekkürler, gönül belediyeciliği kazandı gibi laflar söylendi. Ertesi gün bütün billboardlar, yani sandık iradesi, biz buraya saygı duyarız, yok milli iradeye saygı duyar. Milli iradeyle ilgili ilişkileriniz, milli iradeye nasıl baktığınız 31 Mart gecesi ortaya çıktı. Tabii cevap verin. Şimdi biz, bakın içeride bir şey konuşuyoruz, grup başkan vekilleri oturuyoruz. Ben burada iktidar partisinin grup başkan vekiliyim. Bu meclisin çalıştırılmasından birinci derecede kendini sorumlu hisseden biriyim. Biz burada fikirlerimizi, görüşlerimizi tartışırken İstanbul'un 83 tane gündemi bekliyor. Yüzlerce, binlerce insanın kaderini etkileyen kararlar alacağız. Demin size şunu söyledim. Karar hukuki değil, siyasidir. Siyasi içeriğine girmeyeceğim dedim. Ama şimdi bakıyoruz, hukuk dersi vermeye kalkan arkadaşlar, milli irade dersi vermeye kalkan arkadaşlar, siz bize hukuk dersi ve milli irade dersi verecek durumda değilsiniz. Bakın o durumda değilsiniz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bakın sevinç çığlıklarından söz ediliyor. Şaka mı bu? İki yıl yedi ay hapis cezası almış. Bak son bir şey söyleyeyim. Size son bir şey. Bakın cümleyi birazcık açacağım. Hukuki değil siyasidir derken o siyasidir kısmını biraz daha açacağım. Bugüne kadar yaptıklarınızın hepsini ben sanıyordum ki 2019 seçimlerinin hazımsızlığı diye yorumluyordum. Sizin hesabınız aslında 2023 seçimleri. 2023 seçimlerinin hesabını yapıyorsunuz. Bu karar o karar. Bu karar o karar. Bak hazırlıkta gelmiş burada olay çıkarayım da sıkıntı yapayım. Olay görüyorsunuz değil mi? Kameralara göster, bir daha göster. Arkadaşlar bunları çok konuşacağız. Şimdi lütfen işimize geçelim. Sayın Meclis Başkanımızla konuştuğumuz doğrultuda. Arkadaşlar lütfen. Meclis Başkanı'nın odasında konuştuğumuz doğrultuda işimizi yapalım. Kimse kimseye demokrasi dersi vermesin. Değerli arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Evet, sükunete davet ediyorum. Bütün arkadaşlarımızı, bütün meclis üyelerimizi. Evet. Değerli arkadaşlar lütfen. Meclisimizde yeteri çoğunluk var. Ayaktaki arkadaşlarımızı da lütfen. Peki. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Konuşma metnin içerisinde tartışmaya konu olabilecek ifadeler vardı. Özellikle çıkarttım. Şimdi hakikati söylüyorum Doğan Bey. Yani otobüsün üstünde sevinç çığlıklarını, odada tokalaşmaları, el çarpmalarını hep beraber izledik. Yani buna ne diyeyim yani? Ne diyeyim ben buna? O görüntüleri ben çekmedim. O görüntüleri ben servis etmedim. Siz özellikle o görüntüleri çekerek servis ettiniz. Niye? Çünkü altılı masada çözemediğinizi Saraçhane Meydanı'nda çözmeye kalktınız. Bunu herkes biliyor. Bu hakikati herkes biliyor. Eğer burada demokrasi, hak, hukuk, adalet dersi verecek bir siyasi parti varsa o da AK Parti'dir. Bunu siyasi tarihinde tek parti gibi bir anlayışın olduğu, andışların olduğu,
briefinglerin olduğu bir siyasi parti mi demokrasi dersi verecek? Yapmayın. Bunlara girmek istemezdim. Bugün başka bir günde burada söyleyeceğimiz tek bir şey vardır. Biz İstanbulluların iradesiyle seçilmiş meclis üyeleriyiz. İstanbul'un iradesine her zaman ve çıkmaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz nerede hangi konuda karar verirse başımızın üstünde yeri vardır. Tekrar söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Allah nasip ederse 2024 yılında sandık sonuçlarıyla biz göndereceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Sayın Başkan, bugün gündemimizde 51 nolu rapordan başlayıp 83 nolu rapora kadar görüş ifade edeceğiz ve oylayacağız. Öncelikli olarak 74 nolu rapordan başlayarak 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ve 83 nolu raporların öne alınmasını rica ediyoruz. Peki, ben öne alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, 74 nolu rapordan 83 nolu rapora raporların görüşülmesini öne aldık. Şimdi biraz evvel süresi içerisinde rapora bağlanamayan dosyaları gündeme almıştık. Dosyaların ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Raporların okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, raporları ayrı ayrı görüşmeye açıyorum. 74 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 75 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 76 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 77 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 78 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 79 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 80 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 81 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 83 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Nasıl? 82 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 83 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 52 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 53 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 54 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 55 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 56 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 57 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 58 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 59 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 60 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 61 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı?
Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 62 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 63 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 64 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 65 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 66 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 67 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 68 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 69 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 70 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 71 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen